Merhaba sevgili Fegocular, yepyeni bir seriyle sizlerle birlikteyim. İlk olarak şunu bilmeniz gerekiyor ki Eskişehir'de değilim, İstanbul'dayım. Zaten ortama bakarsanız da anlayabilirsiniz. Kardeşimle kullandığım çift katlı ranza ve yeşil ekran yok yani. Evet, İstanbul'dayım arkadaşlar. Şu an 15 tatil için bir oylama yapmıştım ve çoğunuz, yaklaşık 150 kişi, bir tane Pokemon hack oyununa başlamamı istediniz. Ben de Pokemon Ruby Destiny Reign of Legends'a başladım. Oyunun hikayesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çok bilindik bir hack oyununa başlamak istemedim. Rastgele araştırdım ve bunu buldum. 3 seriden oluşan bir bağlantılı bir oyunmuş ve bu o ard arda gelen 3 serinin ilk oyunuymuş. Oyun hikayesine bile bakmadım, spoiler yememek için. Pokemon Ruby Destiny Reign of Legends, yani efsanelerin saltanatı, efsanelerin hükmü anlamına geliyor. Bu oyunda, oyunun açılışında bir tane uçan Lugia ve karanlık bir Lugia görüyoruz. Bu Lugia'larla oyunun bağlantısı ne bilmiyorum. Oyunda hangi Pokemon'lar var onu bilmiyorum. Hep birlikte araştıracağız. Evet, çok popüler bir hack oyunu oynamak isterdim. Onu zaten çoğu kanal oynamıştır. Ben de pek oynanmamış olan, pek elde ememiş olan ormanlara girmek istedim. O yüzden bu oyunu tercih ettim. Aslında biraz da random attım diyebiliriz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Video çekmek İstanbul'da biraz zor olabiliyor. Çünkü normalde Eskişehir'de gecenin ikisinde, üçünde falan video çekebiliyordum. Ama burada ailem var. O yüzden kolay olmuyor arkadaşlar. Neyse, lafı fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Umarım seversiniz arkadaşlar. Pokemon Christmas kanalda oynadığım ilk hack oyunuydu. Bu da ikincisi olacak. Pokemon Ruby Destiny'ye hoş geldin. Reign of Legends diyor. Start diyorum. Efsanelerin hükmü diyor. Bu Pokemon Ruby üzerine yazılmış bir oyun arkadaşlar. Profesör Birch'i görüyoruz. Oo, selamlar, hoş geldin. Pokemon dünyasına hoş geldin. Benim adım Birch veya Birch. Ama herkes beni Pokemon Profesörü olarak çağırır. Bu Pokemon olarak çağırdığımız şeylerden biri. Ve bu dünya Pokemon'larla dolu. Biz insanlar Pokemon'larla birlikte yaşarız. Onları oyun arkadaşı olarak görürüz ve onlarla birlikte işbirliği yaparız. Ve bazen bazı zamanlar onları kullanarak birlikte savaşırız. Ama yakınlığımıza rağmen Pokemon'lar hakkında her şeyi bilmiyoruz. Ve Pokemon'lar hakkında bir sürü sırlar var. Pokemon'ların gizemini çözmek için ben bir araştırmaya başladım. İşte bu da yaptığım şey. Ve sen kimsin bu arada? Sen bir kız mısın, erkek misin? Evet, kız Pokemon Black 2'den veya Pokemon Black'ten kullanılan Pokemon Black 2'deki veya Pokemon White 2'deki kız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Pokemon 5. jenerasyondaki Pokemon oyunlarına pek hakim değilim. Hatta White 2 ile Black 2'yi hiç oynamadım denilebilir. Unuttum yani bu kız kimdir, kimin nesidir, o yüzden net bir şey söylemiyorum. Bu da Red abimiz. Red abimizi oyuna koymuşlar. Normalde Brandon'ı mı ne koyuyorlardı? Beyaz saçlı gibi gözüken ama saçı yerine bere olan arkadaşımız. Tamam, o zaman senin adın ne? Evet, her zaman kullandığım nick'i kullanacağım arkadaşlar. En sevdiğim nick Crash. Aslında çok güzel hack oyunları varmış. Onları da oynamak isterdim ama bu geldi. Bir de bunu oynayalım dedim. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte hikayeyi keşfedeceğiz yani. Şu an donanımsal olarak mükemmel modda değilim. Küçük bir ışığım var, kameram var, bir de laptop var, masa üstünü taşıyamadım. Umarım sesim net geliyordur, umarım arka planda gürültü yoktur. Adımı Crash koydum. Aa, tamam. Sen Crash'sin, benim memleketim olan Sanford'a taşınıyorsun. Şu an anladım. Tamam, o zaman hazır mısın? Senin maceran başlayacak. Cesaretli ol ve hayallerle, maceralarla ve arkadaşlıklarla dolu olan Pokemon dünyasına atla. Seni yakında görmeye bekliyoruz. Pokemon laboratuvarında görüşürüz diyor ve bizi gözlerinden lazer atarak küçültüyor ve hikayeye başlıyoruz. Sanford City. Normalde burası Little Root City miydi, neydi? Yine kamyonla geliyoruz eski oyunlardaki gibi. Normalde Ruby'de evimizde böyle maçoklar olurdu. Annemize yardım ederlerdi falan. Bakalım şimdi ne olacak. Evet, tamamen Little Root şehri burası. Annemiz konuşuyor. Crash, eve vardık yavrucuğum. Kamyonda seyahat etmek gerçekten zor olmalı. Fakir olduğumuz için bunu yapabildik. Affet evladım. Evet, burası Sanford kasabası. Burayı sevdin mi? Burası bizim yeni evimiz olacak. Garip bir his veriyor ama yaşamak için nezih bir yer gibi gözüküyor. Öyle düşünmüyor musun? Ve sen bir odana bak Crash. Hadi içeri girelim.
Evet, odamıza bakmak için içeri giriyoruz. Normalde saati kurmamız lazımdı. Evet, şu an oyunu değiştirmişler. Pokemon'un adı neydi ya? Slakoth, Vigoroth, Vigoroth'tu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Vigoroth'lar bu sefer evdeki eşyaları taşıyor. Normalde Machoke'lar taşıyordu. Gördün mü Crash? Evin içi de gerçekten hoş. Ev sahibinin Pokemon'ları bütün taşıma işini ve temizlik işini bizim ardımızdan yapıyorlar. Bu gerçekten oldukça hoş gözüküyor. Crash, senin odan yukarıda yavrucuğum. Git de bak bakalım. Baban sana sadece bir saat almış. Maksimum paramız bu kadar. Kusura bakma evladım. Saatini ayarlamayı unutma. Evet, yukarı çıkıyoruz ve saatimizi ayarlayacağız. Saat durmuş. Onu kursak iyi olacak diyor. Şu an saati sallayacağım. Şu an saat yaklaşık 11. Şöyle yapalım. Saat önemli olmayacak. Yani ne zaman oynadığım önemli olmayacak. Crash, yeni odanı sevdin mi? Tamam. Her şey iyi konumlanmış durumda. Onlar taşıma işini aşağı merdivenlerde bitirdiler. Pokemon çalışanlar gerçekten çok ikna edici diyor. Masanda da her şeyin yolunda olduğundan emin ol evladım. Evet, normalde bilgisayarımızda bir pot olur. O varsa onu alacağım arkadaşlar. Item storage. Withdraw diyeceğim. Pardon, diyemedim. Evet, bir tane potumuz var, onu alıyorum. Bu oyunun bir walkthrough'su yok veya bir yerden bakmıyorum. Tamamen kendim keşfetmeye çalışacağım arkadaşlar. Biraz dolaşmam gerekecek. Evet, şu an annemiz bizi çağırıyor. Babamızın televizyonda olduğunu söyleyecek büyük ihtimalle. Oh, burası Snow Salt GM'i. Belki Kevin televizyonda olabilir. Televizyona bakıyoruz. Biz de size bu raporu Snowford GM'inden sunuyoruz. Oo, bitmiş diyor annemiz. Sanırım televizyonda Kevin vardı. Aa, onu gerçekten özledim. Oo evet, babanın arkadaşlarından biri bu kasabada yaşıyor. Onun adı Profesör Birch. O yan komşumuz. Yani onun yanına gitmelisin ve kendini tanıtmalısın. Tamam. Ya tek quest'im bu mu? Gerçekten tek quest'im bu mu? Burada mı yaşıyorsun? Gerçekten böyle bir fedakarlık yok ya. Kadın bizim için mutfakta yaşıyor. Bizim üst katımız var, odamız var. Gerçekten yazık. Evet, Sanford şehrine biraz dolaşalım. Daha çok yeşillikli bir yer. Map'i tamamen değiştirmişler. Şurada bir obezistan var. Eğer bilgisayarı kullanırsan bilgisayara itemleri koyabilirsin. Bilimin gücü gerçekten ikna edici. Ay, Pikachu. Evet, birkaç tane Pokemon koymuşlar. Pochaina, Azuri. Pokemon koymaları hoş olmuş. Burası profesörün laboratuvarı galiba. Evet, laboratuvara girelim. Büyük ihtimalle profesör burada yok arkadaşlar. Çünkü Pochaina'lar onu kovalıyor. O yüzden direkt çimlere doğru gideceğiz. Profesörü bulmaya çalışacağız. Hemen buradan çıkıyorum. Ayakkabımızın olmaması gerçekten üzücü. Bu kasabayı terk ediyorum artık. Adı neyse unuttum. Evet, çocuk zıpladı. Aniden çime girersen Pokemon'lar sana saldırır. Pokemon'un yokken oraya girmek gerçekten mantıklı değil. Profesör nerede oğlum o zaman? Yan komşumuzdu. Yana girelim. Aa doğru, May'i falan görmemiz gerekecek. Evet, May'in annesi geldi. Profesörün karısı. Oo selamlar. Sen de kimdin? Oo sen Crash'sin, bizim yeni komşumuz. Biz de yakın zamanda altın günü yapacaktık. Annene söyledi, hadi bize katılsın. Poğaçalar, börekler havada uçacak. Oha! Evet. Senin yaşında bir kızımız var. Ve kızımız arkadaş yapacağı için çok mutlu. Bizim kızımız sanırım yukarıda. Oğlum, daha kızın orada olup olmadığını nereden biliyorsun? Mutfakta yaşamaktan kafayı yemişsin kadın. Neyse, yukarı çıkalım. Kızla konuşalım. Pikachu'nun poke topu. Tamamdır. Ha? Hey! Burası bir kız odası senin lanet olası. Aa sen Crash'sin. Sen bugün taşındın. Sana böyle bağırdığım için özür dilerim. Kezbanlığım tuttu. Benim adım Tamaki. Tanıştığımıza memnun oldum. Seni babamdan duydum. Profesör Birch. Senin iyi biri olduğunu duydum Crash. Umarım arkadaş olabiliriz. Bu çok aptal değil mi? I just met you. This is crazy. This is my number. Oh, call me maybe. Tamam, saçmaladım bence. Beni arayabilirsin Crash. Tamamdır o zaman. Hey, savaşmak ister misin? Aa unutmuşum. Benim babama yabani Pokemon konusunda yardım etmem gerekecek. Crash, daha sonra görüşürüz. Lan daha Pokemon'umuz yok. Bu ne heves. Nuzlocke yapsam mı?
Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Normalde Christmas'ta yapmıştım. Bunda da yapayım ya Nuzlocke. Sanford şehri. Rootların adı gözüküyorsa Nuzlocke yapabilirim. Şu yolun orada birinin bağırdığını duydum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Birisi yardım etmeli. Bana yardım edin. Evet, Profesör Pochain'i kovalıyor. Hey sen oradaki lütfen yardım et. Çantamda Pookie topu var. Evet, ilk olarak bir trainer kartımıza bakalım. 1. Bir ise Treko'yu alacağım abi. 1, 2, 3 Treko. 4, 5, 6 Torchic. 7, 8, 9 Mudkip. 0 istediğin. Büyük ihtimalle 3. seri başlangıç Pokemon'larını değiştirmemişlerdir. Evet, Treko'yu alıyorum arkadaşlar. Zaten Treko en sevdiğim Pokemon. En sevdiğim Pokemon'la başlamak da benim için oldukça güzel olacak. Pochaina git Treko. Fight to pound. Tokatla onu dostum. Evet bakalım Pochaina ne yapacak? Bize tackle yaptı. Birazcık canımızı götürdü. Bir tane daha pound yapıyorum. Ve Pochaina'nın işini bitiriyorum arkadaşlar. Treko XP'sini aldı. Şu çimlerdeydim ve Pokemonlar hakkında çalışıyordum. Aniden Pokemonlar bana saldırdı. Beni kurtardın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Oo, senin adın Crash. Burası muhabbet edilecek yer değil. Hadi Pokemon laboratuvarına gidelim, tamam mı? Crash. Senin kardeşin hakkında senden çok şey duydum. Ve halen daha Pokemon'unu almamışsın sanırım. Bu arada daha önce savaştığına göre sen gerçekten iyi savaşıyorsun, iyi gözüküyorsun. Sanırım sen Kevin kadar iyisin. Ha, Kevin kardeşimizmiş. Annemiz o yüzden televizyona baktı. Beni kurtarmanın ödülü olarak sana önceden kullandığım Pokemon'u almana izin veriyorum. Ve Crash Treko'yu böylece alıyor arkadaşlar. İlk Pokemon'umuzu aldık. Oldukça güzel bir başlangıç. Bu sırada neden Treko'ya isim vermiyorsun ki? Tamam verelim. Pokemon Mystery Dungeon serilerimi izleyenler bilirler. Treko'ya verdiğim nick'i yani Luke'u kullanacağım. Nedense Luke ismini koymuştum. Geçmişte halen daha da Luke ismini koyacağım. Tamam diyorum. Eğer Pokemon'lar hakkında çalışırsan ve biraz deneyim toplarsan iyi bir eğitmen olabilirsin. Şu an benim çocuğum Pespet denilen bir yerde Pokemon yakalamaya çalışıyor. Onun yanına gidip onun geri dönmesi gerektiğini söyleyebilir misin? İkiniz için de bir şeyim var. Tamam. Harika. Eğer oraya gidersen başın herhangi bir belaya girmez. Evet, Pokemon'lar çimlerden atlıyor. Başımız hiçbir belaya girmez, doğru. Ama dikkatli ol, tamam mı? Gidelim o zaman hocam. Evet, şu an kardeşimiz hakkında haberler duyduk. Profesörün kızı var. O da Pespet denilen bir yerdeymiş. Burası neresi abi? Burada ne var? Burada kızın evi var. Sanford kasabasındayız. Sanford kasabasından herhangi bir Pokemon yakalamadık. SFPet denilen bir yer burası. İnsanlarla konuşuyorum. Bizim bölgemiz yani Gento bölgesi 4 adadan oluşur. Yani burada yani Lorina adasında yaşayan Pokemonlar genelde Hoenn bölgesinden gelmiş olan Pokemonlardır. Evet, bilgi için teşekkürler. 4 tane ada varmış. Hoenn bölgesinden gelmiş olan Pokemonlar, biz daha 1. adadayız. Rutu biraz değiştirmişler. Evet, buradan bir Pokemon çıktı. Artık buradan kimseyi yakalayamayacağım. Karşıma ne çıktı? Pochaina çıktı. Galiba sprite'larını değiştirmişler. Pochaina'nın sprite'ı böyle değildi. Fight Pound. Evet, Pochaina'nın canını yarıya indirdik. Bir tane daha tackle yedik. Bir tane daha pound yapıyorum. Büyük ihtimalle profesörün kızıyla savaşmamız gerekecek. Pochaina'yı yendim arkadaşlar. İlerlemeye devam edelim. Şurada küçük bir çocuğumuz var. Selamünaleyküm genç. Eğer Pokemon'lar yorulursa onları Pokemon Center'a götürebilirsin. Böcek ormanının ilerisindeki Ultima şehrinde bir tane Poke Center biliyorum diyor. Evet, sağ ol. Buradan aşağı iniyoruz. Çok garip yapmışlar. Böcek ormanı. Oha! Çantamızda Poke topu var mı abi? Yok. Hiçbir Pokemon yakalayamayacağız. Yani bu rootlar biraz boşa gidecek. Savaşacak mısın lan? Gento bölgesi 4 tane adadan oluşur. Farklı adalarda farklı Pokemonlar yaşar. Sağ ol hocam. Evet, burası Petalburg ormanı mıydı? Öyle bir yerden. Evet. Çimlerin ortasından bir tane pot buldum. Hidden item'mış. Tahminlerime göre bir tane pot buldum. Şu an random oynuyorum yani. Ultima şehrine geldim. Gizemli bir karakter bize geliyor. Aa, bu şey lan Sir Aron. Şu Lucario'ya sahip olan adam değil mi? Evet, o. Mavi şapkalı. Hey, sen de kimsin? Sen güçlü gözüküyorsun. O zaman benimle savaş. Abi böyle bir savaşma nedeni yok. Güçlü gözüküyorum diye seninle savaşmak zorunda mıyım?
Evet, adı bilinmeyen bir Pokemon eğitmeni bizimle savaşmaya başladı. Pidgey çıkardı. Bizde de Luke var. Umarım uçan türü saldırısı yoktur. Yoksa bizi zorlar. Pound yapıyorum arkadaşlar. Canının yarısı indi. Tackle yapıyorum. Fight tekrardan Pound yapıyorum. Ve Pidgey'i böylece yeniyorum arkadaşlar. Umarım 6 level oluruz. 6 level oldum. Absorb saldırısını öğrendim. Artık kaya pokemonlarının, su pokemonlarının, toprak pokemonlarının anasını ağlatabileceğim. Riolu çıkartıyor. 3 level of Riolu'yu gerçekten çok severim. Pound yapıyorum. Riolu bize quick attack yapıyor. Güzel de vurdu. Pound yapıyorum Riolu'ya. Yani bu oyunda Riolu görmek beni şaşırttı. 4. jenerasyon pokemonlarını görüyoruz şu an. Pokemon Christmas'ta da vardı gerçi ama Riolu yoktu orada. Absorb yaptım. Canını emdim. Forsight yapıyor. Artık hayalet türlerine vurabilecek ama hayalet türü değiliz. Fight Absorb yapıyorum ve Riolu'nun işini bitirecektim ki bize bir quick attack attı ve şu an Riolu'nun işini bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Riolu'yu böylece yendik. 79 XP puanı aldım. 7 level oldum. Riolu bayağı bize XP verdi. Güzel. Bilinmeyen isimli Pokemon eğitmenini böylece yendik. Sen gerçekten de güçlüsün. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Blitz. 60 Pokegay'ımı aldık. Ortalama gözüken bir insan için gerçekten oldukça güçlüsün. Sanırım şu an benim ayrılmam gerekiyor. Tekrardan görüşelim. İyi günler. Evet. Gizemli Pokemon eğitmeni Blitz aniden kayboldu. Peşinden gidelim abi ya, derdin ne? Burası da böcek ormanının diğer kısmı. Böcek ormanında şu an karşıma Pokemon çıkmadı arkadaşlar. Yani Nuzlocke yaptığım için orada Pokemon yakalama ihtimalim var. Poke Center'a giriyorum ve Pokemon'larımı iyileştiriyorum. Hemşire Joy. Pokemon Center'ına hoş geldiniz. Pokemon'larınızı iyileştirelim falan diyor. Pokemon'larımı iyileştireyim. Bu bölüm yaklaşık 30 dakika falan olacak. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şu an oyun standart Pokemon havasında gidiyor. Bakalım oyunun hikayesi nasıl, hep birlikte tecrübe edineceğiz. Pokemon'larımı iyileştirdim. Merkezden çıkıyorum. Evet arkadaşlar, Poke Center'dan çıktık. Burada iki tane polis var. İyi günler genç eğitmen. Bizim görevimiz buranın güneyindeki adayı korumak. Halka ne zaman açılacak bilmiyoruz ama o zamana kadar hiç kimse o noktaya gidemez. Sen ne diyorsun? Aynı şeyi diyor. Evet. Tamamen klon. Kage Bunshin. Burada küçük bir kız var. Selamlar uzun adam. Sen bir eğitmensin öyle değil mi? Aa, karakterimiz konuşuyor ilk defa, artık dilsiz değiliz, yaşasın. Oo, evet diyoruz. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir gün ben de senin gibi bir eğitmen olacağım. Tamam, güle güle. Burası nereye gidiyormuş? Ultima şehri. Burada kırmızı bir bina var. Selamun aleyküm. Lorina adasında yaşamak düşünüldüğü kadar kötü değil. Bu yer harika. Keşke seyahat edebilseydim. Ya polisler kapamış abi, darbe olmuş burada. Biz Bororo adasından geldik. Orada bor üretiyorlar. Ama buraya taşınmaya karar verdik. Neden mi? Burası daha çünkü huzurlu. Demek ki o adada bor çıktığı için huzurlu değilmiş. Selam teyze. Pokemon'larınla iyi ilgilenmelisin. Eğer savaş denilirlerse onları Poke Center'a götür. Onlar senin arkadaşların. O yüzden arkadaşlarına sahip çık dostum. Sağ ol teyze. Burada yine kırmızı bir bina var. Oha! İlk defa bir Pokemon binasına girilmediğini gördüm. Normalde tak diye bütün kapılardan içeri girerdik. Ne yazık ki buraya giremiyoruz. Burada bir tane kızcağızımız var. Eğitmenler Pokemon ligine girerek şampiyon olmayı hayal ederler diyor. Oo, orası mı nerede? Sanırım şu şelalenin yukarısında diyor. Teşekkürler bilgi için. Ayakkabım olsaydı çok iyi olurdu. Halen daha profesörün kızını arıyorum. Buralara geldik. Ultima şehrinde de pek bir şey yok gibi. Evet, Ultima şehrinde ben herhangi bir şey göremedim. O yüzden Ultima şehrinden çıkacağım arkadaşlar. Yani herhalde yeni ada açıldığı zaman buraya gelmemiz gerekecek. O deminki gizemli adamın gittiği noktadan gideceğim ve profesörün kızını geri getirmeye çalışacağım. Artık burası da yalan olan rootlardan biri olacak sanırım. Burada bir tane Poke topu var. X atak bulduk, güzel. Çok mu fazla ilerliyorum abi? Evet, karşımıza bir Pokemon çıktı, artık buradan da Pokemon yakalayamayacağız. Karşımıza çıkan Pokemon Silcon. Şimdi bunun defansı hayvan gibidir. O yüzden hiç savaşmaya gerek yok. Risk atmaya gerek yok. İlerleyelim. Burası aşağı atlıyor. Aşağı atlamaya da gerek yok. Çünkü zar zor yukarı çıktık. Buradan ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım profesörün kızını bulabilecek miyiz? Yukarı çıkıyorum.
ve ormandan ayrılıyorum. Snowsoft şehri. Aa, bence buraya gelmemeliydik. Evet, karlı bir şehre geldik. Şehirden de Pokemon çıkıyor. Oha. Sfeal çıktı. Kendisi su ve buz türünde bir Pokemon. Fight Absorb yapıyorum arkadaşlar. Direkt çarpı 2 vuracağım için beleş XP points demek. Evet. Umarım buz türü saldırısı yoktur. Canını emdim. Water Gun yapıyor. Bitki türü olduğum için fazla vurmayacak bana. Bir vurdu. Pound'la da artık Sfeal'ın işini bitirelim. Kendisi güzel bir Pokemon aslında. Yakalamak isterdim. Ama sağlık olsun. Yendik. Burada bir bina var. İçeri girdim. Kevin bizim şehrimizin yeni GM lideri oldu. Sanırım o ailesini Kanto bölgesinden çağırmış. Evet, şimdi taşlar yerine oturdu. Kevin kardeşimiz GM lideri ve bizi Kanto bölgesinden bu garip bölgeye çağırmış. Bölgenin adını unuttum. Kevin'le bir kez savaşmıştım. Oo, gerçekten çok güçlü. Nasıl anlatırım ki? O sanki Pokemon'ları yaşıyor. Eyvallah hocam. Ben sanki yaşamıyorum oğlum. Kardeşimizi geçeceğiz. Pokemart var. Vali nereye gitti? Veronica şehrini yakında terk etmemiz gerekecek. Vali nereye gitti ben de bilmiyorum. Evet, burada GM var. GM'e şu an direkt giremeyiz. Şurada bir mağara var. Ya kız nerede? Bu lanet olası kız nerede ya? Hey, sen sanırım acemi bir eğitmensin. Pokemon eğitmenleri yeni bir şehre ulaşınca ne olur biliyor musun? İlk olarak GM'leri kontrol ederler diyor. GM'e mi gireceğiz abi? Bravo. Evet, burası Snowsoft şehrinin GM'i diyor. Bu da GM liderinin işareti diyor. Buraya bir baksan iyi olur diyor. Evet, Kevin'e bir uğrayacağız. Bir selam verelim. Selamlar. Evet, bu da Brandon kardeşimiz. Selamlar Crash. Taşınma işlemlerini bitirdiniz mi? Wow, buraya tek başına mı ulaştın? Anlıyorum, anlıyorum. Sen Pokemon'ların nasıl demek? Demek sen de benim gibi Pokemon eğitmeni olacaksın Crash. Bu gerçekten güzel bir haber. Seninle savaşmak için bekleyemiyorum. Vali geldi. Ben de Pokemon almak istiyorum lütfen. Sen valisin öyle değil mi? Ben Veronica şehrinde akrabalarımla kalacaktım ama tek başıma yalnız olacağımı düşündüm. O yüzden Pokemon yakalamak istedim. Ama daha önce hiç Pokemon yakalamadım. O yüzden nasıl yakalanacağını bilmiyorum. Kardeşimiz diyor ki Kardeşimiz bize parlayan gözlerle baktı. Oo, içimizden diyoruz ki bu gözler. Tamam o zaman ben onunla giderim ya diyoruz. Sana güvenebileceğimi biliyordum Crash. Aa, sorun değil. Vali, sana bir Pokemon ödünç vereceğim. Onsuz Pokemon yakalayamazsın. Evet, Vali'ye Zigzagoon verdi kardeşimiz. Ve Vali Poketopu aldı. Teşekkürler. Crash, benimle gelebilir misin? Evet, Vali ile birlikte gidiyoruz. Pokemon yakalayacağız. Of, Vali de amma darlıyor ya. Pokemon yakalamaya gidiyoruz. Crash, Pokemonlar genelde uzun çimlerde saklanırlar. Öyle değil mi? Ama Snowsoft'ta Pokemonlar karın altında saklanıyorlar. Wow! Evet, Vali'nin karşısına bir Pokemon çıktı. Vali Pokemon yakalayacak. Yine karşısına Ralts çıkıyor. Yine Ralts'ı yakalayacak. Vali. Zigzagoon 7 level. Bu arada profesörün kızı nerede? Bu lanet olası kız nerede? Müge Anlı'yı mı çağırayım lan? Bulamadım. Snowsoft'a kadar geldik. Normalde bence bu kadar ilerlememiz gerekmiyordu yani. Bence fazla ilerledim. Şu an bize profesörün Pokédex, Poketopu falan vermesi gerekiyordu yani. Hadi lanet olası, ben senin yaşın kadar Pokemon yakaladım. Lütfen beni bununla uğraştırma ya. Şu an Poketopu fırlatıyoruz değil mi? Elimden geleni yapacağım diyor. Yani burası gerçekten çok sıkıcı bir kısım. Aa, benim Poketopum yok. Küçücük çocuğun Poketopu var. Lanet olsun ya. Yakala hadi lanet olası. 2 1 Tamam. Evet, böylece Ralts'ı yakaladı arkadaşlar. Ben artık çocuğu benimsediğim için kendim yakalamış gibi seviniyorum yani. Oo, başardım. Artık o benim Pokemon'um. Crash, teşekkür ederim. Hadi GM'e geri dönelim. Hey, işe yaradı mı? Evet. Sana teşekkür yok diyoruz içimizden. Teşekkürler, işe yaradı.
Pokemon'u geri al lütfen. Crash, benimle geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten bu Pokemon'a iyi bakacağım. Şu an gitmem gerekir. Görüşürüz efendim. Görüşürüz Crash. Oğlum neden bize saygı duymuyorsun? Neden bize efendim demiyorsun? Kardeşimize saygı duyuyor, bize duymuyor ya. Kardeşimiz diyor ki efendim. Ha kendine iyi bak tamam mı? Diyoruz. Ve gidiyor. Crash, eğer güçlü bir eğitmen olmak istiyorsan benim tavsiyelerime kulak ver. Luster kasabasına git. Bu kasabanın arkasında hemen. Orada Antonio adlı bir GM lideriyle savaşacaksın. Daha sonra Rental Boot şehrine git. Alexian. Orada da bir GM lideri var. Daha sonra Celero adasına git ve rozetleri topla. Ben de bir GM lideriyim. Bir gün savaşacağız Crash. Hadi acele et. Seninle savaşmak için sabırsızlanıyorum. Eyvallah hocam. Yani çok güzel tarif ettin. Umarım benim aklımda kalmıştır. Şimdi ben geri döneceğim. O profesörün lanet olası kızını arayacağım. Bu şehirden çıkıyorum abi. Yani profesörün kızı kim bilir nerede. Evet, böcek ormanından aşağı atladım. Yani buralara bence gelmememiz gerekiyordu. Ben fazla ilerlediğimi düşünüyorum. Karşımıza yine bir silikon çıktı. Ay keskon çıktı, özür dilerim. Luke git. Luke kaç. Aşağı doğru atlıyorum. Burası nereye gidiyor abi? Buradan da aşağı atlıyoruz. Çekileceğim mi? Şuradan gidelim. Ultima şehri. Ya bence Ultima şehrine falan gelmememiz lazımdı ya. Ya bu lanet olası kız nerede ya? Benim sinirim bozuldu gerçekten. SF Pet denilen yerdeyiz. Allah Allah. Of abi, ben profesörün kızını nereden bileyim ya. Evet, karşımıza Taylor çıktı arkadaşlar. 2 level git Luke. Kaç Luke. İlerlemeye devam ediyorum. Bence buralarda profesörün lanet olası kızı yok. Yani ben senin kızının nerede olduğunu bilmiyorum abi. Geri döndüm. Nerede o salak profesör? Nerede diyorsun abi kızın? Kızının yerini bilmiyorum ki, sen bilmiyorsun. Ben nereden bileyim? Bulamadım abi kızını. Aa Crash. Pokédex'ini göstermek mi istiyorsun? Hayır. Pokemon yakalamamışsın. Tamam, 8 Pokemon görmüşsün, bir tane yakalamışsın. Daha çok çimlere girmelisin. Oğlum adam kızımı ara diyordu, kızından vazgeçmiş. Oha ya. Unuttunuz mu oğlum kızı? Bu kızım vardı profesör, hatırlarsan. Allah Allah, kızınız nerede abi? Ben göremiyorum o kızı. Kızı yok oldu, bildiğin yok oldu ya. Abla senin bir kızın vardı, nereye gitti? Oo, May bir yere gitmiş olmalı. Babasından tut çocuğunu al. May sakince evde duramıyor. Allah Allah. Nerede lan bu kız? Sanford kasabasından ayrılıyorum arkadaşlar. Annemiz bize ayakkabı verecek mi? Bence ayakkabı almalıyız yani. Selam. Ayakkabı var mı? Nasıl gidiyorsun Crash? Yorulmuş gözüküyorsun. Hadi dinlen. İstediğim hiçbir şey alamıyorum şu an ilk bölümde. Ne kızı bulabildim, ne ayakkabı alabildim. İlerleyeceğiz abi o zaman. Yani yapacak bir şey yok. Oyunun haritasını da bilmiyorum. Kafama göre ilerliyorum. SF Pet denilen bir yer burası. Sanford Pet. Yani Sanford yolu galiba. Buradan ilerleyince nereye çıkıyoruz? Tekrardan ormana çıkıyoruz. Karşımıza Zigzagoon çıktı. Bunu keselim. Fight. Pound. Evet, canını yarıya indirdik. Zigzagoon bize tackle yapıyor. Fight. Tekrardan pound yapıyorum. Ve Zigzagoon'un işini bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Luke XP'sini aldı. 8 level oldu. İlerlemeye devam edelim. Başlangıç Pokemon'umla mutluyum. Karşıma bir Pokemon daha çıktı. Bakalım bu kimmiş? Tekrardan bir Zigzagoon. Yeter artık savaştığımız. Kaç. Kaç Luke. Run. Buradan bir yere gidemiyoruz birader. Yani buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Yine o lanet olası ormana gitmemiz gerekiyor. Öyle yapacağız. Ormandan ilerleyeceğiz. Şuradan çıkacağız. Buradan gireceğiz. Çünkü Ultima şehrinden bir yere gidilmiyordu. Böcek ormanı.
Buradan aşağı gidiyoruz. Aşağı gitmemeliyiz. Şuradan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. O karlı şehre gideceğiz. Paramız var mı? Bana bundan haber verin. Paramız var mı abi? Poke topu alacağım çünkü artık yeter daha. 3000 paramız var. Poke topu alalım. İlerleyen rutlardan Pokemon yakalayabiliriz. Snowsoft şehrinden Pokemon yakalayamam çünkü daha önceden yakaladım. Selamünaleyküm dayı. 6 Pokemon'un var diyelim. Daha fazla yakalayamazsın diyor. Başımız ütülüyor. Evet, karşıma bir Pokemon daha çıktı. Bakalım kimmiş? Tekrardan Sfeal çıktı. 2 level. Git Luke. Kaç Luke. Hiç gerek yok. Pokemart'a gidiyorum arkadaşlar. Artık parayla Poke topu alacağım. Yapacak bir şey yok. Kimse bize vermedi. Satın al diyorum. Poke topu vermiyorlar halen daha. Oha! Oha! Top nerede? Kız nerede? Ayakkabı nerede abi? Ama çok ağladım. Şu taraftan gidelim. Repel de yok. Bir sürü Pokemon çıkacak karşımıza. Tamam. GM'i kontrol ettim ya. Evet, karşımıza yine bir Pokemon çıktı. Sivinup çıktı bu sefer de. Çok güzel Pokemon'lar var. Bunları yakalamak isterdim. Ama level'ları düşük. Bir de Nuzlocke yapıyoruz. Yakalayamam. Burada bir Pokemon. Oraya da gidemiyorum. Burası nereye gidiyor? Yine bir Pokemon çıkıyor karşıma. Tekrardan bir Sivinup. Yine kaçacağım arkadaşlar. Poketopum bile yok. Evet. Green Pet denilen bir yerdeyiz. Yeşil yol. Bu ne abi? Şehrin ben diğer ucuna bakacaktım da neyse. Yeşil yol Snowsoft şehri. Neyse arkadaşlar, bölümü burada bitirmek durumundayım. Yeşil yolda bölümü bitiriyorum. İlk bölümün günahı olmaz herhalde. Çünkü ilk bölümde fazla bir şey yapamadık. Kardeşimizle tanıştık. Profesörün kızının peşinde koştuk. Profesörün kızını bulamadık. Ne bir poke topum var ne bir şeyim var. Artık bir sonraki bölümde umarım poke topum olur. Bu bölümlük benden bu kadar. Umarım yeni serimizi sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha da deneyecek bir şey yok. Artık bu serinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.